Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. Buyurarak hayatın ve ölümün hangimiz daha güzel işler, en güzel işler yapıyoruz diye bizi imtihana çekmek için yaratıldığını bizlere bildiren Rabbimize hamdolsun. Bütün insanlığa en güzel işler yapma noktasında rehberlik eden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. İnsanoğlunun olduğu yerde her zaman iyiyi aramak, en iyiyi aramak hep olmuştur. 28 Şubat sürecinin ilahiyat fakültelerine vurduğu darbeyi hepimiz biliyoruz. Orada bırakınız kaliteyi arama, elimizdekileri de kaybettik malumunuz. Yakın tarihte dini yüksek öğretim açısından kaotik ve zorlu bir sürece rağmen Türkiye'de köklü bir ilim geleneğine sahip olmanın da etkisiyle kendi şartları muvacehesinde başarılı çalışmalar yapılmış, yeni Türkiye'nin din, diyanet, toplum, devlet perspektifine ve gelecek tasavvuruna önemli katkılarda bulunulmuştur. Yüksek din öğretimi veren ilahiyat fakültelerinin sayısı bugün 102 oldu. Ancak son iki asırda yaşanan travmaların dini ve sosyal hayat alanında neden olduğu sorunların etkileri ve sonuçları da hala devam etmektedir. Bilgi ve teknolojinin de etkisiyle bireysel ve toplumsal anlamda ilgi, algı ve olguların çok hızlı değiştiği son asır boyunca dini ve aktüel hayatı etkileyen harici ve dahili pek çok unsurun olduğu da bir gerçekliktir. Dolayısıyla dini hayatın bugünü ve geleceği adına önümüzde devasa meselelerin olduğu günümüzde hem son yüzyılın hayata geçmiş, gecikmişliğini telafi etmek hem de bugüne ve geleceğe geç kalmamak adına din öğretimi meselemizi amaç, muhteva ve işlevsellik yönüyle sosyal ve küresel gerçeklikler göz ardı edilmeden çok boyutlu olarak kapsamlı, disiplinli ve uzun vadeli çalışmalarla kendimizle yüzleşmekten çekinmeden ele almak zorundayız. Dini yüksek öğretim, tarihi müktesebatıyla güçlü ve doğru bir ilişki kurarak mefkure boyutunda evrensel bir bakış açısını tahkim etmelidir. Geleneği toptan reddetmek ya da geçmişi her şeyiyle bugüne taşımak gibi bir imkansızlığı teklif etmek yerine, geçmişin büyük ilmi müktesebatını sağlam bir zemine ve geleceği inşa sürecinde motivasyona vesile kılmak, dünü, bugünü ve yarını bütünlük içinde ele almak önemsenmelidir. İslami ilimlerin nihai amacı nedir? Hepimiz biliyoruz ki insanın Rabbi ile, toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmektir. Nitekim ilme ve bilgiye vurgu yapan ayet-i kerimeler ve bu meyandaki hadisi şerifler nihayetinde insanın Rabbi ve varlık dünyası ile ilişkilerine kılavuzluk etmektir. İslam medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir bütündür. Yaşadığımız son iki asra yakından baktığımızda ilim, bilgi ve felsefenin oldukça öne çıkmasına rağmen bireysel ve toplumsal anlamda tarihin en büyük krizlerinin yaşandığını da birlikte görmekteyiz. Bilimsel, teknik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin insanlığı
neden daha güzel bir hayata taşımadığı sorusu oldukça önemli ve üzerinde düşünmeye değer bir mevzudur. Dini yüksek öğretim, ilimleri dini dini olmayan şeklinde keskin çizgilerle tasnif etmenin ötesinde hayata bütüncül yaklaşmalıdır. Bugün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanda yaşadığı bireysel ve küresel sorunların hangisinin İslam'ı ve Müslümanları ilgilendirmediğini söyleyebiliriz ki? Nitekim teknoloji, bilim, ekonomi, hukuk gibi alanlarda yaşanan sorunların temelinde insana, çevreye, evrene bakıştaki çarpık ve yanlış anlayışın, yani aslında İslam'ın dünya ve evren tasavvurunun ihmal edilmesinin önemli bir etken olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber dini yüksek öğretimin bugün yeryüzünün küresel meseleleri karşısında ortaya koyduğu perspektifin ve duruşun gözden geçirilmeye muhtaç olduğu da aşikardır. Dinin makasıdı ile yüksek öğretimin müfredatı arasında güçlü bir ilişki kurulması zorunludur. Hiçbir ilim dalı sosyal gerçeklikleri ve yaşanan hayatı göz ardı edemez. Özellikle İslam toplumlarında dinin dışlanarak hiçbir sosyal meselenin tam olarak kavranmasının mümkün olmadığı da apaçık bir gerçektir. Bugün küresel anlamda İslamofobi endüstrisiyle bir algı operasyonunun varlığı yanında İslam toplumlarında da dinin doğru anlaşılması alanında sorunların olduğu, yanlış dini bilgi ve din tasavvurunun dini kavramların bağlamından koparılarak istismar edilmesinin, yaşanan terör, tefrika, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde etkisinin olduğu yine aşikardır. Bu açıdan işimiz çok önemli. Bugün küresel anlamda bütün bu çalışmalara ilahiyat fakülteleri olarak bizim öncülük etmemiz gerekiyor. Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ve doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın istismara açık bir alan oluşturduğunu daha yakından görmekteyiz bugün. Doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması noktasında ise en önemli görev ve sorumluluk tabii ki ilahiyat fakültelerine, İslami ilimler fakültelerine, ondan önce İmam Hatip liselerinden de buna başlamak. İmam Hatip liselerindeki kaliteli eğitime önem vermek lazım. Bu da ilahiyat fakültelerinde yetiştirmiş olduğumuz öğretmenlerle doğru orantılı. Sonra hepsi bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'nda, bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alıyor ki alana yansıyor. Şimdi inşallah Diyanet Akademisi'ni kuruyoruz. Kanun çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki aylarda artık hizmet içi eğitimden bir adım öne geçiyoruz. Hizmet öncesi eğitime başlayacağız. Diğer önemli bir husus, din hizmetleri ve din eğitimi sunan Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini yüksek öğretim kurumlarımızın ilişkisidir. Malumlarınız olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı dünyanın her yerinde ve toplumun her alanında din hizmeti sunan bir teşkilattır. Hizmet götürdüğümüz her bölge kendine özgü şartları ve imkanları gereği farklı formasyonlar gerektirmektedir. Bizim şimdi okul öncesi din eğitimimiz var. İlahiyat fakültelerinde okul öncesi din eğitimi yok şu anda. Biz ısrarla istiyoruz. İlahiyat fakültelerinde okul öncesi din eğitimi bölümünün açılmasını istiyoruz. Ya da eğitim fakültelerinde okul öncesi din eğitimi bölümünün açılmasını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Neden? Biz 5 sene önce okul öncesi, yani 4-6 yaş grubu Kur'an kursu programını başlattık. 3000 kadar öğrenciyle şu an 150 bine ulaştık. 150 bin öğrencimiz oldu ve talepler o kadar fazla ki eğer taleplere cevap verebilsek
öğretmen ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani ilahiyat fakültesinden ya da ön lisanstan mezun olmuş şu an okul öncesi eğitim formasyonu almamış Kur'an kursu öğretmenlerimizi biz o sınıflara vermiyoruz. Çünkü vebal var burada. Veremeyiz. O formasyon olması lazım. Bunu nasıl karşılıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla sertifika programları. Kadir Bey kaç saat? 360 saatlik sertifika programları yaptık. Bu programlara devam eden yüz yüze eğitimle 360 kredilik sertifika programını tamamlayan öğretmenlerimizi ancak o sınıflara sokuyoruz. Bu yüzden öğretmene ihtiyacımız var.